Yatırımcı yatırımını, parasını fona yatırdığı zaman riski azaltmış oluyor mu? Yani anlık işte bu hisse senetlerindeki gitgeller vesaire değişebiliyor. İnsanın orada sizin dediğiniz gibi psikolojisi de anlık değişebiliyor. Ama yatırımcı benim anladığım kadarıyla yani parasını fona yatırsa buradaki risk seviyesi azalıyor diyebilir miyiz? Doğru mudur? %100, %100 çok hani siyahla beyaz arasındaki kadar fark var. Bakın siyahla gri arasında fark yok diyorum size. Niye? Çünkü birincisi şu, birinde borsa düşüyor, tüyo geliyor, sat diyorlar. Pis, yani benim eşinle kavga ediyorsun, çanta istiyorsun, ayakkabı istiyorsun, satıyorsun. Tamam mı? Onu tak sattığında 2 gün sonra o parayı almak için alıyorsun veya onu o gün satıp başka hisseye geçebiliyorsun. Anlık hareket trade deniyor. Trade yapabiliyorsun. Trade yapmanı engelleyen bir sistem olduğu için aslında bir kez nefsini frenliyorsun. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Bakın nefsini. Ben hatta geçen programda söyledim. Çok gülen oldu. Ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Ben de dahil yapıyorum bunu. Mümkün olduğu kadar fonlar hisselerinizi, illa hisse alanlar, hisselerinizi diyorum. Annenizin üzerine, eşiniz üzerine falan alın. Onların hesabını da tutun. Her gün görüp takip edip al sat yapamazsınız. Arayıp taşıyamayacaksın. Eşim yoldayım. Hadi aç hemen arabayı çek. Şu fonu sat, şu hisseyi sat, bu hisseyi al diyemezsin. Dolayısıyla kendini bloke etmiş oluyorsun ve çok faydalı oluyor. Anlık saçma hareketler yapma şeyin olmuyor. Aynı şekilde fonda da bu güzel oluyor. İşte bunu yapamıyorsunuz. Yani fonda şimdi patronu arayıp şey mi diyeceksin fon şirketinin? Ya Koç İştirak Fonu'nda benim fonlarım var ya be. İçindeki ben Türk Traktör'den korkmaya başladım. Sat o Türk Traktör'ü. Onun yerine hepsine şey koy. Neyin ismi? Yapı krediye koy diyemezsin. Tamam, adam senin zaten desen de dinlemeyecektir. Ulaşamazsın zaten. Dolayısıyla böyle saçma sapan al sat dürtüsel hareketlere girmiyorsunuz. Veya ya piyasa kötü olacakmış. Şu fonu satayım da bir saat sonra alttan alayım diyemiyorsunuz. Tamam mı? Dolayısıyla bu açıdan bir kez çok güzel. İkincisi de demin anlattığım programın başında işte saçma sapan riskli şirketler var. O şirketleri almamış oluyorsunuz. Yani hiçbir temel analizini bilmediğiniz şirket batık mı, bir masa bir kasa mı? Çünkü var maalesef yani çok iyi şirketlerimiz de var ama bir masa bir kasa şirketler de var. Yani çok içeriği olmayan ondan sonra acaba bir şekilde devam eden ticaret bu sonuçta. Herkes başarılı olacak diye bir şey yok. Bakın son 60, 20 yılda Türkiye'de 65 tane şirket battı arkadaşlar. Borsa yatırılan paralar çöp oldu. Bu dünyada da böyle. Amerika'da da böyle. Yani eğer o bebek hisseler var ya en çok kazandıranlar onlar da o bebek hisselerle uğraşırsanız bir anda paranızda buhar olabilir. Yani bugün Koç iştirak şirketlerini aldığınızda servet yapamıyorsunuz. Hüseyin Tekstil size servet yaptırabiliyor ama yok da olabiliyor paranız. Dolayısıyla insanlar da o tip hisselere girip kumar dürtüsüyle yok olabiliyor. Çünkü bilançosunu okuyamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Veya bilançosu okusanız da daha da ileri bir şey söylüyorum. Bilançoyu iyi okusanız da dünyada da böyle yani Enron diye bir şirket vardı battı. Bilançosunu falan herkes okuyordu. Ne oldu? Bazı şeyleri size göstermiyorlar. Masa altında başka şeyler olabilir sizin gibi. Ama büyük fonlar bunu bir şekilde çok iyi görebiliyor. Görmese bile yine diyorum ki görüyorlar. Görmese bile duyum alıyorlar. Hadi onu da yapamadılar değil mi? Çünkü aynı piyasanın içinde. Düşünsene sen işte Çankırı'da nereden bileceksin o şirketin ne kadar iyi yönetildiğini ama adam gidiyor şirketin içinde dolaşıyor, ediyor, fabrikayı geziyor vesaire. Dolayısıyla çok çok daha iyi yönetildiği için bütün risklerden arınıyorsunuz. Dolayısıyla ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Kendim onu yapıyorum. Benim kendi bir hisse portföyüm vardır. Bunu düşük bir miktarla yaparım. Büyük bir parayla yapmam. Daha ağırlıklı portföyümü her zaman fonda tutarım. Çünkü fonda bilirim ki kendi yapacağım hatalar veya göremeyeceğim riskleri karşı taraf minimize ediyor. Dolayısıyla da benim çoğunluk param yurt dışı hisse senedi fonları olur. Türkiye'deki işte büyük fon, holdinglerin fonları olur. En azından kafam rahattır. Öbür kısım benim şeyim. Hani artarsa daha iyi para kazanırım. Yetenekliyim, işi biliyorum ama belli olmaz. Hata da yapabilirim. Ve şunu yaparım her zaman. Bir noktadan sonra kazandıktan sonra mesela vardır bir kağıdım diyelim. Bebek hisse bulmuşum mesela. Almışım hisseyi. 7.000'den 200'e çıkmış. Çok para yapmışım değil mi? Bir yerde çok riskli görüyorsam o şirketi çıkarım, onu fona yatırırım. Yani fon biraz daha böyle güvenli liman. Tamam başıma bir şey gelmesin. Daha sağlam. Çünkü endeks %10 düşerken fonlar %7-8 düşer. Daha emniyetli olurlar. Endeks %10 çıkarken fonlar %15-20 çıkar. Yani o da enteresandır. Fonlar genelde iyi fonlar endeksi geçer. Dolayısıyla düşünsene sen 7.000 endekste almışsın malı. Bak geçen mesela hep onu anlatıyorum. 7.000 endeksti. Pardon 7 bin tabii 7 bin 7.300 de oradan bir düştü borsa mesela diyelim. Orada insanlar pardon 8.000'di. 8.300'den bir düştü borsa. 7.300'e insanlar yok para kaybettim. Sonra 7.300'e tekrar çıktı. Bir sürü insan diyor ki ben daha paramı kurtaramadım. Ama endeks fonu alsaydın hiç o riskin yoktu. Endeks fonu acayip şekilde senin zararını kurtarmış oluyor. Demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bazen siz yanlış hisseleri seçebilirsiniz. Hele bir de tek hisse, iki hisse falan alıyorsanız olacak şey değil. İşte fonlar o yüzden aptal mı?
20 tane şirket koyuyor içine, 10 tane şirket koyuyor. Adam öyle bir risk minimize ediyor ki biri çıkmasa biri çıkacak. Çimento çıkacak. Çimento çıkmasa banka çıkacak. Ama sen girmişsin bankacılık sektörüne. Mehmet Şimşek bir karar verdi bankacılıkla ilgili. Hadi bakalım buyur cenaze namazına. Veya çimento sektörüyle ilgili bir şey söyle. Ne yapacaksın? Bitti paran. Almışsın bütün sektörün çimentolarını. Oturursun. Ondan sonra borsa kötü. Arkadaşlar borsa kütlemeniz için, yani borsadan para kazanmıyor olmanız için gidip de hisse senedi ağırlıklı bir şirketin fonunu alın. Ondan sonra 2 yıl tutun. Eğer dolar bazı para kazanmıyorsanız deyin ki ben haklısınız Mert abi. Borsa kötüymüş. Vallahi borsa kumarmış. Ama bunu yapmayıp da sen kendin yanlış hissediyorsun, oradan bizde hata var.